Bir. İki. 292 kulak burun boğaz doktoru Almanya'da kulak çınlaması yani tinnitus rahatsızlığı olan hastayı ginkgo ile tedavi etmişlerdir. Bu kulak çınlamasının şey adı neydi hocam? Tinnitus. 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 Mesela kişi diyelim ki asker veya polis işte silahlı talim eğitim sırasında yanında bir şey patladı. İç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz hücreler halının üstündeki iplik gibi deforme olur. Dışarıdan gelen ses dalgasını beyine olduğu gibi iletemediği için kulak çınlaması başlar. Peki hocam bu tür etkenlerinin yanı sıra kulak çınlamasının başka nedenleri yok mu? Tabii ki. Mesela ben Almanya ile Türkiye arasında 100 defa uçakla uçtum. En son uçuşta öyle kötü iniş yaptı ki böyle pilot kötü hava şartlarından vesaire indikten sonra kulağım çınlamaya başladı. Bedensel başka organlardaki rahatsızlıklar kulak çınlaması ortaya çıkarır mı? Örneğin zaman zaman tansiyon düşmesi, yükselmesi falan da kulak Yüksek çınlaması yapar. tansiyon, yüksek tansiyon. Yine aynı şekilde buradaki tüysüz hücrelerin beslenmesine engel olur. Damar çatlaması veya herhangi bir zafiyet oluşabilir. Düşük tansiyon buradaki tüysüz hücreler beslenemediği için yıpranabilir. Veyahut da işte uçak iniş yaptı. Buradaki tüysüz hücreler zedelenebilir. Bunların canlanması mümkün mü? Bu şey zedelenen Tabii. o Ama tüysü hücrelerin. hemen müdahale ederseniz çok kısadır. Kısa sürede iyileşir. Ama hemen müdahale etmezseniz mesela ben kulak çınlaması başlar başlamaz böyle balon patlamış da diye bir ses çıkıyor. Hemen iksirle başladım. Günde 4000 iksir ve ginkgo. Ginkgo, evet. Ginkgo forte. Elimizdeki bitki takviyeleri bunlar Evet, mı? evet. Hemen başladım. Günde 4-5 defa yarım çaporda iksir içtim. Dördüncü gün hamdolsun kurtuldum. Fakat Mehmet Bey Londra'da yaşıyor. Varlıklı bir iş adamı. Adamcağızın kulağının içerisinde bir hava basıncı hissediyor. Yani orta kulaktan boğaza bir östeki borusu hava açılır. Kanal var. Kanalda biz kulak zarındaki tıkanıklıktan dolayı içeride bir basınç hissediyor. Rahatsız oluyor. Doktora gidiyor kulak burun boğaz doktoruna. Kulağını yıkıyorlar. Şunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Olmuyor. Diyorlar ki kulak zarına kulak tüpü takacağız diyorlar. O zaman bu tüp içerideki havayı alacak. Kulak zarına kulak tüpü takarken zarar vermişler. O iç kulağa, salyangoza bu sefer baş dönmesi, kulak çınlaması başlamış. Yani bir kere rahatsızlık olmuş, üç. Uyuyamaz olmuş. Buna Mehmet Bey'e 4 yıl kortizon vermişler. Adamcağızda unutkanlık, hafıza zafiyeti, efendim kilo, tansiyon, kolesterol birçok hastalık başlamış. Aldığı ilaçtan. Artık demiş ki işimizi de yapamayacak hale gelmiş. Kortizon kullanmaktan. Beni aradı dedi ki ya gerçekten bunun tedavisi mümkün mü? Yani Alman yapıyorsa biz de yaparız dedim. Adamlar yapmış. Klinik araştırması yapmış. Belge var, bilgi var. Dedi tamam ben zaten Türkiye'de artık biraz dinleneceğim. Psikolojisi de bozulmuş. 3 ay Türkiye'de kalacağım, dinleneceğim. Bu arada kullanacağım, bakayım ne olacak. Biz ona gönderdik, kullandı, kullandı, kullandı. Bir de bir gün baktım, kapıyı biri çalıyor, buyurun. Dedi ki ben, Mehmet Bey, evet buyurun. İşte kulağım ağrıyordu, onun için sizin ürünleri kullandım. Onun için geldim görüşmeye. Buyurun gelin oturun, oturun. Dedi ki, İzmir'den Londra'ya uçmadım, İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden biliyor musun? Neden dedim. Size teşekkür etmek için geldim buraya. Allah sizden razı olsun. 4 gün ilaç kullanmış. Kullanmış olduğu ilaçlar hafıza zafiyetine sebep olmuş. Tansiyon, kolesterol bir sürü hastalığı tetiklemiş. Kolesterol, kortizon. Bizim ürünü kullandıktan sonra bütün rahatsızları geçmiş. Yani yüzlerce böyle vaka var iyileşen insanın. Devam ediyoruz hocam da.